Kayıttayız hocam. Evet. Şimdi değerli dostlar yine beraberiz. Bu sefer şeyden başlayalım. Ev sahibinden başlayalım. Bence ev sahibi de en azından iki konuşmacı boyunca dinlensin ki tekrar şeye katılsın. Değerlendirme oturumuna da biraz dinlenmiş olur. Profesör Doktor Bilgehan Pamuk. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kilis, Türkiye'nin sahil ve içtimai coğrafyasının Gaziantep vilayetine göre demiş. Evet, hocam buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Çok kıymetli dinleyiciler. Tabii son oturumun son konuşmacıları olunca bunun da tabii getirmiş olduğu doğal bir yorgunluk da oluyor. Doğal bir motivasyon düşüklüğü de oluyor ama elimizden geldiği ölçüde fırsatların verdiği ölçüde bilgimizi paylaşacağız. Çok kıymetli tebliğler verildi. Çok da istifade ettiğimiz hususlar oldu. Özellikle hemen hemen her devreyle ilgili bunları görebiliyoruz. Biz de bu da şunu istedik. Yani hedefimiz de şuydu. Milli mücadele dönemi, yani milli mücadele dönemi sonrasında 1926 1922'den sonra başlayan süreç, özellikle 1924 ve 1926 yılları arasında Kilis'teki durum neydi? Tahribatın boyutları nasıldı vesaire. Bunları görebilmek için bir kaynak temin etmiştik. Bu kaynakta da Kilis'le ilgili bir takım bilgi ve bulgulara tesadüf ettik. Ben bunu sizlerle paylaşacağım. Şu ekranımı paylaşıyorum. Rahat görülüyor mu bilmiyorum ama. Rahat geliyor mu? Görünüyor mu hocam? Hocam ekranda şu anda görünmüyor. Yani şey gör. Evet. Şimdi nasıl? Evet. Bu programdaki fotoğraf değil mi? Evet. Tamam. Şimdi tam netleşti. Evet hocam şöyle yapalım. Tabii Kilis 1924 ve 26 yılları arasında tespit ettiğimiz bazı önemli bulgu ve belgeler var. Nasıl bu belge ve bulgular oluştu? Nereden nereye geldik? Tarihi süreç içerisinde farklı isimlerle anılmaktadır. Farklı isimlerle telaffuz edilmektedir. Bunlarla ilgili bilgilerle paylaşıldı. Özellikle 1918'e kadar olan süreç içerisinde Halep eyaletine bağlılığını görmekteyiz. Zaman zaman sancak, zaman zaman kaza, idari unit olarak görüyoruz. Şurada gördüğümüz haritada Kilis'in oldukça geniş sınırlarının olduğunu ifade etmekte beis görmüyoruz. Zaman zaman değişebiliyor bu. 9 tane nahiyesi olan ortalama 469-470 civarında köyü olan bu 476'lara kadar da ulaşabiliyoruz sayımlarda bu. Farklı kaynaklarda bunlar gözüküyor. Tabii Birinci Dünya Savaşı adı üstünde de yani World War dediğimiz bu savaşta bütün dünyadaki dengeler ister istemez değişiyor, alt üst oluyor ve burada büyük imparatorluklar bu savaşın sonunu getiremeyeceklerdir. Tabii özellikle hasta olan adam olarak nitelendirdikleri Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için kendi aralarında ...1917 yılında Lenin tarafından ifade edilen ve dünya kamuoyuna sunulan bu anlaşmalar neticesinde Osmanlıların özellikle bizim coğrafyamızı ilgilendiren noktada paylaşımlara konu olduklarını gözlemliyoruz. İşte İngilizlerle Fransızlar kendi aralarından bu toprakları paylaştıklarını gözlemliyoruz. Tabii Mondros Mütarekesi bu mütarekeyle birlikte barış anlaşması yapılır. İşgaller için haklı gerekçeler ortaya koymaya çalışacaklardır. Bunları gerçekleştirirken de Anadolu insanının giderek artan bir tansiyon olacaktır. Tepkiler ve refleksler kendisini göstermeye başlayacaktır. Akın akılan bu gösterilen ve tepkilere karşı önce soğuk tepkiler, daha sonra sıcak çatışmalara gideceklerdir. 7 yaşından 70 yaşına kadar olan süreç içerisinde Anadolu insanı özellikle milli mücadelenin güney cephesinde, özellikle Aintab cephesinde bu gördüğümüz Genelkurmay arşivinden alınmış bir fotoğraftır. Çocukların ve kadınların cephede siperde olan
çete reislerine, çetelere, Kuvayi Milliye nasıl yemek taşıdıklarını göstermektedir. Onun için de büyük bir direniş söz konusudur. Ve bu direnişi organize edecektir Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde ve Ankara bunu yönlendirmeye çalışacaktır. Ve bu yönlendirmeyle birlikte biz Cumhuriyet'i kutlayacağız. Cumhuriyet oluşumu yeni bir devlet olaraktan filizlenecektir. Ve bu yeni devlet bir envanter dökümü yapmak isteyecektir. Nasıl bir envanter dökümü? Yani 1920 yılında bunun idrakına varacaklardır ki ilk kurdukları bakanlık Sıhhiye Bakanlığı'dır. Ve bu bakanlık bir envanter dökümü yapalım, neye ulaşalım, ulaşamayalım, nelerimiz var, nelerimiz yoktur diyerekten bütün ülke genelinde bunları gerçekleştirir. Ancak 19 tane de bu imkan olacaktır. Yani 19 şehirde bu envanter dökümlerini gerçekleştirerekten raporlar haline getirdiğini gözlemliyoruz. Yeni ülkede, yeni sınırları belirlenmiş bir ülkede, Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunduğumuz coğrafyada özellikle Kilis, Gaziantep diye nitelendirilen şehrin sınırları içerisinde yer alacaktır. Daha önceki dönemlerinden farklı olaraktan, yani tebliğlerde de ifade edildi, neredeyse işte ikilik bir kısmı sınırların dışarısında kaldığını gözlemleyeceğiz. İşte bu envanter dökümlerini kimler yapar, nasıl yapılır, nasıl bu bilgiler elde edilir diye görüşmeler olacaktır mecliste, mecliste hükümet kanadında. Çünkü nitelikli ve kaliteli bir raporun hazırlanması lazım. O zamanki şartlar içerisinde bunu hazırlayacak insanların sayısı çok az. Ya öğretmen, ya işte doktor, ya bir subayın bunu hazırlaması gerekiyor. Entelektüel bir birikim olacak, münevver bir yapıya sahip olacak. Bunun için de bunu kimler hazırlasın, kim yapsın diyerekten Sağlık Bakanlığı bunu sıhhi ve içtimai, yani sıhhi ve müdürlüklerinin, sıhhiye müdürlüklerinin bunu hazırlamasını özellikle çizecektir ki 1926 yılında Antep'te Hoca koptu herhalde, haber vermek lazım. Sanırım bağlantıda bir sorun bağlantı var. Bağlantı koptu, haber Korkun Bey, istersen bir haber ver. Belki de haberi yok hocanın. Arıyorsunuz mu hocam, ben şeyse arıyorum şu anda. Tamam hocam, haber verdik. Hocanın da şeyi, haberi yokmuş. Devam ediyormuş anlatmaya. Yok ki. Sesim yoktu. Şimdi devam ediyordur o. Hocam kamera görüntü geldi. Şeyse hocanın gelmesi zaman alabilecekse arada mesela ikimizden biri sunumunu yapıp hocanın gelmesini. Cihan hocam. Kusura bakmayın, lafınızı kestim. Bilgehan hocamla görüştüm.
oturumun aksamaması adına oturum başkanımız da münasip görürse diğer arkadaşlar yapabilirler dedi ben bağlanana kadar. Tamam, tamam. Nasıl uygun görürseniz sayın oturum başkanım size arz ediyorum durumu. Tamam. Eğer hoca devreden çıktıysa o sonra devam etsin. Şu an sıkıntı yaşıyormuş. Bağlanmaya çalışıyorum ben dedim. Evet, tamam. O zaman şey yapalım. Araştırma görevlisi Ramazan Çelem. Burada mı Ramazan Hocam? Evet hocam, buradayım. Tamam Ramazan Bey. O zaman bir şahsiyet kilisi Necip Asım. Yazıksız. Evet, buyurun hocam. Siz başlayın. Çok teşekkür ederim hocam. Evet, nasıl ev sahibisiniz? Tamam, çok teşekkür ederim hocam. Bildirimizin başlığı tarihi bir şahsiyet. Kilisli Necip Asım Yazıksız. Kendisi Türk dili, Türk kültürü ve Türkçülük alanında çok büyük emekler sarf etmiş. Fakat buna rağmen gerekli ilgiyi görmemiştir. Bir Türkolog, dil bilimci, asker, tarihçi ve siyaset adamı olarak çok münevver bir şahsiyet olan Necip Asım 1934 yılında soyadı kanunu çıkmasıyla birlikte Yazıksız soyadını almıştır. Necip Asım Bey yazılarında genellikle Hasanoğlu ya da Balkanoğlu adlarını kullanmıştır. Necip Asım Bey'in ailesi kilis çevresinde Balhasanoğulları diye tanınmaktadır. Necip Asım Bey'in babası Osman Beyzade Mehmet Asım Bey, annesi ise Gülşah Hanım'dır. Necip Asım Bey bir yazısında çocukluk yıllarını şöyle anlatmaktadır. Babamın adı Mehmet Asım, onun babası yani dedesi de Yeniçeriliğin kaldırıldığı yıllarda kilis mütesellimi yani mutasarrıfı olan Mehmet Bey'dir. Aile arasında söylendiğine göre de aslımız Kastamonulu imiş. Sipahi kımarlarının kilise havaya olmasından dolayı da kilise geldiklerini bildirmektedir. Necip Asım Bey'in çok küçük yaşta babasının vefat etmesi dolayısıyla eğitimiyle annesi ilgilenmiştir. İlk ve orta tahsilini kiliste yaptıktan sonra amcası Hacı Kazım Bey'in yardımıyla 1875 yılında Şam askeri idadesine kaydolmuştur. Burada Türklere karşı takınılan olumsuz tavır onda milli şuurun uyanmasına ve Türkçülük fiilinin doğmasına sebep olmuştur. Yine burada Arapların Türklere karşı olan olumsuz bakışı ve okulda çok çalışkan olmasına rağmen Fransızca öğretmeni Şamlı Arap Zahid Efendi'nin kendisini sınıfta bırakmak istemesi üzerine Şam idadesinden İstanbul Kuleli Lisesi'ne naklen gelmiştir. Necip Asım Bey İstanbul Kuleli Lisesi'nde belki de hayatında en büyük etkilendiği kişi olarak burada Hoca Tahsin Efendi'den çeşitli konularda ders almıştır. 1878'de de Ahmet Mithat Efendi ile tanışmış. Onun teşvikiyle Tercüman-ı Hakikat gazetesinde fen ilimleri üzerine yazılar yazmıştır. Necip Asım 1879'da Harbiye'ye girmiş ve 1881 yılında buradan piyade teğmeni rütbesiyle mezun olmuştur. Daha sonra önce Umumi Harbiye 5. Şubesinde, daha sonra ise Hoca Mustafa Paşa askeri rüştiyesi Fransızca öğretmenliğine atanmış. Ertesi yılda Üsküdar Toptaşı askeri rüştiyesinde görevlendirilmiştir. Necip Asım Bey burada eğitimini başarıyla devam ettirerek 1884 yılında üst teğmenliğine yükselmiş. Marif Nezareti tarafından da Fatih ve Galata rüştiyelerinde Fransızca öğretmenliği görevinde bulunmuştur. Necip Asım Bey 1886'da yüzbaşı, 1908'de yarbay ve 1913'te de albay rütbelerini almıştır. Necip Asım Bey askerlik yaşamını çeşitli askeri ve mülki okullarda Fransızca, Türkçe ve tarih öğretmenliğiyle geçirmiş. Öğretmenlik yaptığı yıllarda birçok gramer, okuma, coğrafya ve tarih kitapları yazmıştır. Birçok risalenin dışında, yazılı risalelerin dışında Medrese-i Edep,
medeniyette hizmet ve İskitler gibi telif eser çevirileriyle Fransızca, bunun yanında fizik ve resim derslerine ait risaleler de yazmıştır. Necip Asım Bey'in etkilendiği en büyük kişi Fransız doğu bilimci Léon Cahun'dur. Léon Cahun Türk tarihi üstüne olan eserleri, bunlardan birisi Mavi Bayrak'tır. Necip Asım bunu Gök Bayrak isimliyle 1906 yılında çevirisini yapmıştır. Necip Asım Bey bunun yanında Türkçülük çizgisi belirgin olan İklim Gazetesi'nde de Türk tarihi ve Türkçülük ile ilgili makaleler yayınlamıştır. Necip Asım'ın yazdığı makalelerin ünü 1890'lı yıllarda Avrupa'ya kadar ulaşmıştır. Çalışmalarını Paris'te sürdüren Asya Cemiyeti'ne üye seçilmiş ve 1892 yılında bu çalışmalarının bir takdir nişanesi olarak da Chicago'da açılan bir sergide kendisine madalya verilmiştir. Necip Asım Bey, bilimsel araştırma ve incelemelerini sürdürürken askeri okullardaki öğretmenlik görevi de görevinden de 1913'te Miralay olarak emekliye ayrılmıştır. Necip Asım Bey'i bu askeri ve askeri görevlerin dışında yaşadığı dönemde pek çok sivil görevlerde de bulunmuştur. Ancak Necip Asım Bey'in en büyük özelliği ilim adamlığı ve hocalıdır. Necip Asım Bey birçok dernek ve kuruluşun üyeliğini yürütmüştür. Darülfünun'daki hocalığı sırasında yetiştirdiği öğrenciler daha sonra yeni Türkiye'nin bilim ve kültür hayatına önemli katkılar sağlamışlardır. Necip Asım Bey yetiştiği muhitte Türk'ün, Türklüğün alt sıralarda görüldüğü bir devirde bu Osmanlı içerisinde daha sonra döndüğü zaman Türk'üm diyebilmiş ve bu yurdun Türk yurdu olduğunu söyleyebilmiştir. Necip Asım üzerinde büyük etkisi olan kişiler yakın dostları Hamdullah Supi Tanrıver ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Özellikle Hamdullah Supi Bey'le çok yakın dostu, onu haftanın birkaç gününde Necip Asım Bey'in Moda'daki evinde görmek mümkündü. İkinci meşrutiyetten sonra İstanbul Darülfünun'da Türk tarihi ve Türk dili tarihi derslerini vermiştir. Necip Asım Bey İstanbul Darülfünun'da Türkoloji bölümünü kuran ve Türk dili tarihi kürsüsünün ilk profesörü olarak kabul edilmiş ve dil biliminin de Türkiye'de gelişip yerleşmesinin öncülerinden biri olmuştur. Necip Asım Bey Sultan Mehmet Reşat döneminde Osmanlı tarihinin yazılması ve bununla ilgili belgelerin toplanması için 27 Kasım 1909'da kurulan ve kendisine arşivlerde her türlü belgeye ulaşma fırsatını veren, arşivlerde inceleme yetkisi verilen Tarihi Osmanlı Encümeni'nde de yer almıştır. Burada Mehmet Arif'le birlikte Osmanlı tarihinin ilk ciddini de başarıyla yazmışlardır. Necip Asım Bey'in önemli bir özelliği de Bavlı Türklerden biri olmasıdır. Nedir bu Bavlı Türk? 1910'lu yıllarda Türk kelimesinin eski harflerde nasıl yazılacağı konusunda belirsizlikler vardı. Necip Asım'a gelinceye kadar kelimenin yazımında genellikle T, Osmanlı T, R ve K harfleri vardı. Necip Asım Bey de bu TRK'ye Ü sesini veren Vav harfini kullanmıştır. Türk'ü Vav ile yazmaya başlayan iki kişiden birisidir. Bu ikinci kişi de Mevlana Celaleddin Rumi'nin soyundan gelen Veled Çelebi'dir. Necip Asım Bey bu suretle Türklerden bahsedilirken kullanılan etrak bir idrak, yani idraksız, anlayışsız Türkler ifadesinin yazılmasını da zorunluluk olmaktan çıkarmıştır. Necip Asım yazıksız ve onun gibi düşünen Veled Çelebi bu yüzden biraz da küçük müseyici bir ifade olarak Bavlı Türkler diye anılmışlardır.
Necip Asım Bey Türk Derneği'nin kurucuları arasındadır ve daha sonra da buranın başkanlık faaliyetini yürütmüştür. Derneğin bazı üyeleriyle birlikte de 1915 yılında kurulan Asar-ı İslamiye ve Milliye Tetkik Encümenine katılmıştır. Necip Asım Bey bu dönemde Türk yurdu, bilgi, içtihat, milli tetabbular ve Türk Tarih Encümeni mecmualarında Türk dili ve tarihiyle ilgili yazılar yayınlamıştır. Diğer taraftan Osmanlı Türkçesi grameri ile ilgili çalışmalarda da bulunan Necip Asım, Macarların Peşte'de çıkardığı Keleti Sizemle dergisinde Bal Hasanoğlu imzasıyla Kilis şivesi, Besni şivesi ve Erzurum şivesi ile ilgili makaleler neşretmiştir. Paris'te çıkan Asya dergisi mecmuasında da Milli Aruz hakkında bir yazısı yayınlanmıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra Necip Asım Bey, Kemal Atatürk tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda Türk Dil Kurumu'nun toplantısında Necip Asım'a yaptığı devrimleri nasıl karşıladığını sormuştur. Necip Asım da yaptığınız işler Türk yurdu ve Türk milleti için birer şaheser diye cevap vermiştir. Atatürk bunun sonrasında Necip Asım Bey'e bir arzusu olup olmadığını sormuştur. Necip Asım Bey ise sağ ol, var ol cevabını vermiştir. Bu görüşmeyi takip eden ilk büyük seçimlerde, yani 1927 yılındaki seçimlerde Mustafa Kemal Atatürk Kilis'in yetiştirdiği Harp Okulu'ndaki Fransızca öğretmeni olan bu büyük Türk bilginini onurlandırarak 3. devre Erzurum milletvekili göreviyle vermek suretiyle Kadir Şinaslık göstermiştir. Necip Asım daha sonra 1927 yılında Erzurum milletvekili olarak meclise girmiş ve ölümüne kadar bundan sonra 2 dönem daha milletvekili görevinde bulunmuştur. Necip Asım yazıksız 13 Aralık 1935 tarihinde Kadıköy'deki evinde vefat etmiştir. Vefat nedeni zatürredir. 15 gün boyunca bu hastalıkla mücadele etmiştir. Fakat son nefesini 13 Aralık tarihinde vermiştir. Necip Asım Bey'in vasiyeti üzerine de mezar taşına şöyle bir not bırakılmıştır. Necip Asım, Türk tarihi müellifi, 1861-1935 notu yazılmıştır. Necip Asım Bey hem Osmanlı hem de Cumhuriyet aydını olmayı başarabilen nadir insanlardan, nadir simalardan birisidir. Bunun yanında çok yönlü bir düşünürdür kendisi. Dil, özellikle Türk dili, tarih ve kültürü alanlarında birçok eser ortaya koymuş ve yüzlerce makalesi yayınlanmıştır. Zamanın çalışma şartları göz önüne alındığında onun bu üretkenliği takdire şayandır. Necip Asım dönemin çok satan Türkçü gazetelerinden olan, başlığında da Türkçü gazetedir diye ibare bulunan İkdam gazetesinin bir Türkçe yayını organı haline gelmesinde de büyük bir rol oynamıştır. Bunun dışında Necip Asım, Türkçülük fikrinin bilimsel bir boyuta kazandırılmasında büyük bir etkisi olmuştur. Ziya Gökalp tarafından sistemli bir ideoloji ve heyecanlı bir ülkü ortaya konan Türkçülük cereyanının en büyük mümessilleri Necip Asım ile birlikte Veled Çelebi ve Emrullah Efendi'dir. Necip Asım'ın hem askeri okullarda hem de Darülfünun'da hocalık yaparken milli tarih şuuruna sahip binlerce genç yetiştirmiştir ve bu gençler de Cumhuriyet Türkiye'sinin kurulmasında önemli roller üstlenmişlerdir. Hocam sürem var mı? Devam edeyim mi? İki dakikasını toparlarsanız. Tamam. Büyük münevverlerden olan Necip Asım, Osmanlı Devleti'nin yıkılışına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna şahitlik etmiştir. Bu 74 yıllık ömrünü Türklük, Türkçülüğün mefkuresine hasretmiş sembol bir isimdir. Necip Asım Bey, dilden tarihe, gramerden tercümeye, gazetecilikten sözlükçülüğe, fenden musikiye birçok alanda bilimsel çalışmaya imza atmış gerçek bir tarihi şahsiyettir.
Türk dilinin abide eserleri üzerine yaptığı ilk çalışmalar ve Osmanlı öncesi Türk tarihine ışık tutmuş Türk dili, bunun yanında Türk tarihinin bilimsel ve modern yöntemlerle araştırmasında da ciddi katkıları olmuş bir fikir adamıdır. Hocam sözlerime burada son veriyorum. Teşekkür ediyorum bana bu imkanı verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Hocam şeyde Bilgehan Hoca'nın süresi kaldı. Diğer konuşmalarından sonra onu telafi edeceğiz hocam. Evet şimdi araştırma görevlisi Cihan Şimşek. Kilis'te bir ortaçağ mirası Ravendan Kalesi. Hocam buyurun. Teşekkürler. Sevgili hocalarım tekrar iyi akşamlar. Ben hızlıca son oturumun son konuşmacısı olarak hiç kimseye yorumdan hızlıca geçeyim. Farklı kaynaklarda ismi Ravanda, Ravandan, Ravender, Ravenel şeklinde geçer bu kale. İslami kaynaklarda Ravandan, Haçlı kroniklerinde kronin menşeine göre Ravender, Ravandal, Ravenel, Ermenice'de ise Arventan şeklinde geçmektedir. Günümüzde Kilisli sınırları içinde bulunan ve şehir merkezine yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki bu kale Afrin suyunun yanındaki bir tepenin üstüne inşa edilmiştir ve mevki olarak da coğrafyaya genel olarak hakimdir. Orta Çağ'da malumunuz yol hatları farklı olduğu için kale Urfa'dan yani Edese'den Antakya'ya giden günümüzdeki adıyla Sacır suyunu aşarak Telbeşir kalesi üzerinden giden yola hakim bir pozisyondaydı. Kale geçtiğimiz yıllarda restorasyona maruz kalmıştır. Maruz kaldığı restorasyon sonrası dik yamaçtan tepeye taştan bir yol yapılmış. Ayrıca kale içindeki bazı kemerli girişlerde dikdörtgen şekilli geçitlerle çevrilmiştir. Orijinal yapısının bozularak. Kale ile ilgili merhum Profesör Doktor Işın Demirkent'ten bu yana ne yazık ki yeni bir tarihi çalışma yapılmamıştır. Sanat tarihi alanında ve restorasyon alan disiplininde restorasyonu ile ilgili veya sanat tarihi malzemelerle ilgili iki makale yayınlanmış olmakla beraber henüz halihazırda yeni bir çalışma yapılmamıştır. Buradan yola çıkarak biz de mevcut yapılmış çalışmanın yaklaşık 30 sene önceki neydi ne değildi onu toparlayarak belli yerlerdeki düzeltmeler veya tekrar elden geçirmelerle kısaca bir bu orta çağdaki özellikle Boğdu'nun dönemindeki Ravenda Kalesi'nin genel bir bakış yapacağız. Bizans döneminde kullanıldığı düşünülen kalenin en erken kim veya kimler tarafından yapıldığı henüz bilinmemektedir. Demirkent kapsamlı bir şekilde Bizans kaynaklarını inceleyerek Ravenda Kalesi'nin adı geçmediğini belirse de kalenin Bizans döneminde yapıldığı görüşünü ortaya koymuştur. Bu sebeple Bizans İslam savaşlarında kullanıldığı olasılığı bulunsa da en erken kaynak 11. yüzyılda Haçlı Seferleri dönemine aittir. 1098 yılında İbn el-Alim'e göre Ravenden Halep Meliki Rıdvan bin Tutuş'a elinde olduğunu öğreniyoruz. Buradan 1097 yılında kalenin Türklerin elinde bulunduğu ve Badoğlu'nun kaleyi Türklerden aldığını Albertus Aquensis'ten öğreneceğiz. Badoğlu'nun muhtemelen Haçlı seferleriyle ilgili tanımlanan kötü karakter temasına uygun biridir. Aşağı Lorraine'deki Godref de Beaulieu'nun küçük oğludur ve ünvanı olup malı mülkü olmayan birisidir. Yani bu genel tarih kitaplarında geçen mal mülk için doğuya Haçlı seferlerine giden Haçlı imajının tam anlamıyla vücut bulmuş bir karakterdir kendisi. Albertus Aquensis'in Historia Hierosolymitana adlı eserinde bu Ravenda ile ilgili, Ravenda'nın alınması Badoğlu'yla ilgili şöyle birkaç bir şeye değinmek istiyorum. Öncelikli olarak daha Nikea'da yani şu anki İznik'te imparatorun yani Grek imparatoru diye geçiyor kaynakta. Tabii Bizans imparatorundan bahsediyor. Kaçmayı başarmış. Savaşçı bir Ermeni olan Pakrat. Daha başka kaynaklarda Bagrat diye geçiyor. Şeyde Bagrat ismini kullanıyor Demirkent'te. Ama Albertus buna Pakrat diyor. Önerisiyle Badoğlu'nun Germanikania'da yani günümüz Maraş'ındaki ana Haçlı ordusundan takribi 700 şövalye ile yani 700 süvari diye yani şövalye ile
Urfa tarafına doğru yöneliyor. Tilbaşar'ı kuşatıyor. Kalenin gelişmiş bir Ermeni işçiliğine sahip olduğunu bahseden Arbentus, Ermeni ahalinin kaleyi bir diğer Hristiyan olan Bodoen'e teslim ettiğini belirtiyor. Devamında da devamında Ravandan Kalesi'nin de Bodoen'de Bologne'ye yani Bodoen'e tarafından Türklerin elinden alındığını yazmakta. Haçlıların burada yazar şunu belirtiyor. Haçlıların korkusu ile Türkler büyük bir dehşet ve korkuyla bölgeyi boşaltıp kaçıyorlar. Sonrasında bütün bölgeyi boşaltıyorlar Türkler. Sonrasında da kaleyi Bodoen Pakrat'a teslim ediyor. Yani az önce bahsi geçtiğimiz. Lakin burada Albertus da Pakrat'ın güvenilmez biri olduğunu bahsedip daha sonra belirtecek akabinde oluşacak olayın nedenini açıklıyor. Yalnız Bodoen yazara göre Pakrat'ı daha savaşçı, cesur biri olarak biliyor. Burada ikinci bir olayla karşılaşıyoruz. Adları Fer ve Nikusus. Ya bunlar Latince ama Ermenice adlarının orijinali muhtemelen farklıydı. Yani kesinlikle farklıydı. İki Principle. Principle yani Principle yani otorçal telaffuzuyla soylu demek. Yani bu prens diye çevrilir. Şeyine Machiavelli'nin eserinde olduğu gibi. Bu tabiri kullandığı iki Ermeni'den bahsediyor. Bu iki Ermeni Bodoen'in yaptıklarından haberdar oluyor. Lakin Albertus dışında bu Fer ve Nikisus'tan başka bir yerde geçmiyor. O yüzden burada sadece Albertus'un yazdıklarına yönelerek şunu öğreniyoruz. Fer'in Prevost yani şu an Praepositus yani bu bir komutan unvanıdır. Turbaysel'in yani Telbeşir'in veya Tilbaşar'ın şu anki kullanımıyla Tilbaşar, Arapça'da Telbaşir'in komutanı yani şu anda Tilbaşar'da Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunmakta. Nikisus'un ise etrafındaki yani Tilbaşar'ın etrafındaki mülklerin sahibi yani büyük bir soylu. Biri bir komutan, kalenin komutanı, diğeri de soylu. Burada Demirkent Bodoen'in Tilbaşar'ı Fer'e verdiği şeklinde anlatıyor ki hali hazırda Albertus'un söylemiyle bir miktar çelişiyor burada. Çünkü Albertus Fer'in Tilbaşar'ın komutanı olduğunu zaten belirtiyor. Yani Praepositus olduğunu zaten belirtiyor. Burada muhtemelen bir anlatım farklılığı oluşmuş. Çünkü devamındaki olay da şöyle. Ravendel Kalesi hala hazırda Pakrat'ın eline teslim edilmişken bu iki soylu Albertus'a göre, anlatımına göre Pakrat'ın Bodoen'a gidip Pakrat'ın güvenilmez biri olduğunu ikna ediyorlar. Devamında Bodoen Ravendel Kalesi'ni tekrar kuşatıyor. Kuşatmadan önce de Pakrat'ı yakalayıp tutuklayıp zincire vuruyor. Pakrat da bayağı dişli biri çıkıyor. Bütün o zincire vurmalara vesaire rağmen şehri teslim ettirmiyor kaleyi. Ama kuşatmanın sürdüğü bir sırada işte kaleyi savunanlara teslim olmazsa Pakrat'ı işte zincirlere bağlı uzuvlarının tek tek koparılacağı tehdidini bizzat Fer'in oğlu aracılığıyla kaleye gönderiyor ve akabinde de kaleyi Bodoen'e tekrar geri teslim ediyorlar. Bunun üzerine Albertus Latince bir expugnans yani bu partisip olarak bölgeyi expugnans. Bu da şöyle yapabiliriz. Ağır bir yağmaladığını söylüyor ve devamında da sindiriyor bölgeyi. Böylece artık Ravendal bölgesi kuvvetle muhtemelen Ermenilerden oluşan bu Tilbaşir Ravendal bölgesinde bir psikolojik olarak da hakim oluyor ve kasasını da dolduruyor. Cebini de doldurdu. Bu olay üzerine kısa bir süre sonra Urfa Piskoposu başkanlığında ve kasabanın ileri gelenlerinde oluşan bir ev Bodoen'e gönderiliyor ve bölgeyi Türklerden savunması için çağırıyor. Bodoen yaklaşık 200 süvarisiyle yardıma giderken ki bu arada Albertus'a göre 500 kadar geri kalan süvarisini ki muhtemelen 500 kadar geri kalan iki kaleye yani Tilbeşir ile Ravenda'ya bölüştürüyor. Lakin Pakrat boş durmuyor. Türkleri yönlendirerek 20 bin kadar Türk bu yolu kapatıyor. Bodoen Telbeşir'e geri dönmek durumunda kalıyor. Bu olaydan yaklaşık 2 ay sonra ise yani 8 Şubat 1098'de tekrar fırsat bulan Bodoen Urfa'ya
200 kadar süvarisiyle yürüyor ve 10 Mart 1098'de Urfa Haçlı Konutluğunu kurmaya muvaffak oluyor. Tabii bu kurulan devlette de Ravanda Kalesi bu Haçlı Devleti'nin batıdaki en uç ve savunma noktası halinde. 98 ya yani 1098 ve 1100 yıllar arasındaki Bodoğan hakimiyetindeki Urfa Konutluğundaki Ravanda Kalesi'nde bir tifus salgınından bahsediliyor. Bunun dışında da süreçte devamında yeni bir bilgi, başka bir bilgi edinemiyoruz. Ta ki işte Bodoy'un 1100 senesinde kaleyi, daha doğrusu hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir durum oluşuyor. Bunun üzerine zaten Urfa Haçlı Konutluğu'nun da ömrü çok uzun bir devlet olamıyor. Tekrar 1117 yılına kadar Urfalı Mateos'a göre Bagrat idaresinde kalıyor burası. Tekrar 1118'de Badoin, yani 1. Badoin'den ölümünden sonra Badoin de Borg, Kudüs Kralı olunca Urfa Konutluğunu da Galeran de Puset'e devrediyor. Bunun devamında Mardin Artuklu Emiri İlgazi Urfa'ya ve Antakya'ya seferleri sonucunda Urfa Konutluğunu da yeniden bölgeyi tanıyan Joskelin de Courtenay 1119'da veriliyor ki 1131'de de bölge tekrar elden çıkıyor. Nihayetinde Halep hükmü yani Nurettin Zengilere gelindiğinde ise bölge tamamen tekrar Türk hakimiyetine geri gelmiş oluyor ki bunun da tarihi 1151'e tekabül eder. Özetle buradan öğrendiğimiz birkaç noktada bölgenin zengin bir yer olduğu. Çünkü Tilbaşı ve Ravanda Kalesi ile ilgili Albertus ileri derecede bir Ermeni işçiliğinden bahsediyor. Genel nüfusun bu iki bölge arasındaki Ravanda ve Tilbaşı ki birlikte anılıyor. Ermeni nüfusu olduğu çevrede Ermeni malikaneleri, mülkleri, yani malikane zaten mülk bu arada şeyde kullanılmıyor, mülklerinin bulunduğu. Haçlı seferlerine kadar ki geçen dönemde bölgenin siyasal otorite olarak da Selçuklulara yani Tutuş'a hakimiyeti altında olduğunu öğreniyoruz. Özetle söyleyeceklerim bunlar, fazla da uzatmadan burada toparlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi akşamlar. Efendim biz teşekkür ederiz. Böylece güzel bir tebliğ oldu. Evet, Bilgehan Hocam, eğer bir şeyler eklemek isterseniz ya da kaldığınız yerden devam etmek isterseniz. Valla şimdi kaptırdım kendimi, gidiyordum telefon gelinceye kadar. Evet, benim ben de anlatıyorum. Ekranda da görüntünüz kaldı hocam. Yani belki birkaç kelam daha edebiliriz. Nerede kaldık bilmiyorum. Yani nereden isterseniz oradan başlayın. En son hocam. Sonuçta ev sahibi sizsiniz. Ev sahibi biziz de nerede kaldıysak ona göre gidelim. Burayı anlattın mı hocam? Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsettin mi? Evet. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması. Oradan kurduk. Cumhuriyeti kurduk. Yani bu... Tamam. Evet. Şuraya hocam şöyle alayım size. Şimdi Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte yani Ankara hükümeti genel bir durum değerlendirmesi yapalım. Slaytlar gözüküyor mu bilmiyorum. Sayın hocam gözüküyor mu? Görünüyor. Slaytlar görünüyor. Yeni
yeni hükümet bir durum değerlendirmesi yapalım diyor. Hatta 1923 Nisan 1920'den 10 gün sonra bir sıhhiye yani Sağlık Bakanlığı gibi bir teşekkür oluşturuyor. Ve bunu oluşturduktan sonraki süreç içerisinde de yani sınırların içerisinde durum değerlendirmesi yapalım. Bir envanter dökümü olsun diyerekten. Tabii kıyasiye mücadeleler var, pazarlıklar var. Nihayetinde sınırlar belirlenecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları 1923 yılında bu şey neticesinde belirlenecek. Ve bu yeni oluşumla birlikte biz Kilis'i Gazi Ayıntap vilayeti sınırları içerisinde görmekteyiz. Ancak sınırın zaten kırmızı çizgiden de şuradan da görüldüğü üzere büyük bir kısmı yani Kilis'in üçte ikilik bir kısmının sınırların dışında kaldığını, üçte birlik bir kısmının kaldığını gözlemliyoruz. Bununla birlikte bu dönemle ilgili özellikle 1924-26 yıllarını ihtiva eden çok ilginç bilgiler içeren kaynaklardan bir tanesi de bu Türkiye'nin sıhhi ve içtimai coğrafya Gaziantep vilayetini anlatan bu eser bize çok ilginç bilgiler veriyor. Bu bilgiler içerisinde dikkatimizi çekenlerden bir tanesi Antep'teki milli mücadele anlatılırken sadece insanların bundan müzdarip olmadığını, buradan tabiatın da etkilendiğini ve özellikle dut ağaçlarının, kavak ağaçlarının, ceviz ağaçlarının, fıstık ağaçlarının, zeytin ağaçlarının Fransızlar tarafından tahrip edildiğini, Ermeniler tarafından tahrip edildiği, kullanılmaz hale getirdiklerini beyan etmektedir. Ve bunlara tanık olmuş birisi bu manada o dönemin sıhhi ve içtimai müdürü, sağlık müdürü diyelim, bunları gözlemlemiştir. Bu kitap dizisi 19'da sınırlı kalmıştır. 1922 ile 32 yıllarını ihtiva etmektedir. Daha fazla belki arzu edilmiştir. Ancak bununla sınırlı kalmıştır. Bu kitabın başlangıç itibarında kimler hazırlayacak diye tartışmalar olmuştur hükümet kanadından. Çünkü kalifiye insan, nitelikli insan sayısı çok az. Yani ya öğretmen olacak, ya doktor olacak, ya şey olacak, subay olması gerekiyor. Bunları gözlemleyen sıhhi ve içtimai yani sağlık müdürlerinin bir adım öne çıktıkları için kitap silsilesi içerisinde baktığımız zaman hepsinin de doktor ismiyle gözlemliyoruz. O 17. sırada da Gazi Ayıntab'ın yani Doktor Süleyman Faik Yargıcı ismini gözlemliyoruz. Bu isim zikredilmiştir bazı kaynaklarda. Fakat yaptığımız araştırmalar neticesinde aslında bunun Doktor Hamdi Kasım Özkan'a ait olması gerektiğini, Doktor Hamdi Bey Ali Cenap bir insan. Bu rapor 1922'den 1926'ya kadar hazırlanıyor. 4 yıllık bir süreç içerisinde. En son kendinin müdürlüğü döneminde ikmal edildiği için ismini yazmıyor, ismi vermiyor. Bu manada yani bazı kaynaklar Doktor Süleyman Faik Yargıcı diye gösterse de aslında Doktor Hamdi Özkan'ın olduğunu gözlemliyoruz. Bu eser, bu rapor 6 kısımdan oluşuyor. Yani birinci kısımda coğrafi yapılanma, coğrafi pozisyonda neler var neler yok. İkinci kısımda iklim mevsimler. Üçüncü kısım nüfus, aşiretler, dil, kıyafetler yani bunlarla ilgili bilgiler. Dördüncü kısımda hastane, eczane, dispanser, mektep, medrese, han vesaire bunları ihtiva eden bilgiler. Beşinci kısımda bulaşıcı hastalıklar, mevsim hastalıkları, sıtma bunların durumlarıyla ilgili bilgiler verilmiş. Ve altıncı kısımda da doğum ve ölüm oranlarını gözlemliyoruz. Tabii Gaziantep vilayeti bu manada hazırlanırken bu sınırlar içerisinde ilginç bilgiler var. Bu ilginç bilgilerden bir tanesini paylaşmak arzusundayım. Hastalıklarla ilgili verilen bilgiler. Burada Gaziantep vilayeti 3 tane yani kendisi de dahil olmak üzere 3 önemli merkez var. Kilis'i de burada sırada görüyoruz. Yani çiçek hastalığının, kızamık hastalığının görüldüğünü ve bunların teşhislerinin ve ölüm oranları var. Yani kızamık hastalığında 7 hastalık tespit edilmiş. Bunlardan 5 tanesinin ölümle neticelendiğini gözlemliyoruz. Kilis'in konumuyla ilgili verilen bilgiler var. Bu tespit ettiğimiz bilgiler. Merkez kasabasının 12 saat cenubunda diyerekten bu bilgiler veriliyor. Tarihiyle ilgili bilgiler var. Nüfusuyla ilgili verilen bilgiler var. Yani Haçlı seferleri olsun, Osmanlılar olsun bu kısa verilen anekdotlardaki kaynakları vilayet salnameleri. Halep vilayet salnamelerinin tarihçe kısmında yani dönemin yani bu raporları hazırlarken bunlardan istifade ettiklerini gözlemliyorum. Tabii iyi bir
gözlemci olduklarını da beyan etmek gerekiyor. Çünkü bir envanter dökümü çıkması lazım. Araziyle ilgili tespit ettikleri var. Tahıllarla ilgili tespit ettikleri var. Hükümet konağı, 47 cami, 12 mescit, 4 tekke, 35 mahalle, 5 hamam, 7 han. Burada ne var ne yok bunlarla ilgili bilgiler veriyor. Hükümet konağını buradan görebiliyoruz. Yani bu hükümet konağının olduğunu, şehrin ve kilisle ilgili bu ilginç bilgileri görüyoruz. Bunun yanında bazı tespit ettiğimiz bilgiler var. Yani iki önemli su kaynağı var kilisin. Bir ballık suyu. Diğeri Sinnap suyu, biri Ömeroğlu karyesinden doğup, diğeri Cercin karyesinden doğuyor. Yani balık suyu Ömeroğlu karyesinden doğaraktan, çıkaraktan Küvek nehrine karışan bir su. Yine Sinnap suyu da Cercin köyünden çıkıp Ömeroğlu'da olduğu gibi, yani balık suyunda olduğu gibi Küvek nehrine karışarak gittiğini gözlemliyoruz. Şehrin jeolojik yapıları içerisinde baktığımız zaman sarı mermerin olduğunu kiliste anekdotlar arasında yer almış. Zeytin konusunda altı çizilerek bir takım notlar alınmış ki kiliste oldukça zeytin yetiştiğinin, saf ve berrak olarak bunların üretiminin gerçekleştiğinin, zeytinyağı ve sade yağının yetiştirildiğini söyleniyor. Makbul ve muteber oldukları söyleniyor ki vilayet salnamelerinde bununla ilgili bahisler vardır. Memaliki Mahruse'nin en tercih edilen zeytinyağının kiliste olduğu ayrıyeten not olarak ifade edilmiş. Buradan elde edilen zeytinyağlarının özellikle Halep bölgesine ihraç edildiği de notlar arasında yer alıyor. Hayvancılık konusunda da dikkat çekici bilgiler var burada. Kilis kazasında hayvancılığın özellikle hayvan yetiştirme konusunda çok verimli olduğunu, bol olduğunu, koyunlarının ve keçilerinin iyi cinsten olduklarını ve bir nevi keçi tarif ediliyor. Uzun kulaklı ve günlük yaklaşık 3.8 kilo süt veren bir keçiden bahsediliyor ki bundan elde edilen peynirlerin vesairenin çok verimli ve çok güzel olduğunu, güzel kokulu olduğu yine ifadeler arasında. Bölgenin belki de Antep bölgesinin en gelişmiş, en mamur kazalarından birisinin kilis olduğu da yine notlarımız arasında yer almaktadır. İkliminin oldukça müsait. Şuradan da kısa kısa notlar görelim, gösterelim yani kilisle ilgili. Çok önemli hususlar var. Hastanenin olduğu, dispanserin olduğu, Amerikalılara ait bir hastanenin bulunduğu notlar arasında yer almış. Un fabrikasının bulunduğu, evlerinin genellikle kiremit yapıdan vesaire olduğu yönünde de bilgiler var. Hocam ben süremi aşmadım adına burada noktalamak istiyorum. Söyleyeceğimiz çok şeyi yazılı olarak ifade edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederiz. Böylece son oturumun son hem ilk hem son konuşmacısı oldunuz. Evet. Zaten arzu etmiştiniz son konuşmacı olun diye ve gerçekleşmiş oldu. Bütün konuşmacılara ayrıca bir teşekkür ediyorum. Böylece eklenmek istenen bir şey yoksa son oturumu kapatalım. Değerlendirme oturumunda buluşalım hocam. Çok. Evet, buluşalım. Evet. Teşekkürler.